yabancı yatar. Jean Maurras 1886 yılında Le Figaro gazetesinin edebiyat ekinde yayınladığı manifesto ile sembolizmi tanıtır. Manifesto, geleneği reddeden ve yeni bir yol tutan genç Fransız yazar grubunun doğuşunu haber verir. Mallarmé sembolistlerin lideri olur. 1892 tarihli Divagation adlı eseri sembolist estetiğinin en iyi ifade edildiği metin kabul edilir. Sonuç olarak sembolizm 19. yüzyıl realizm ve naturalizmi ile 86'da Le Decadent dergisini kurar. Grup toplumu ve değerlerini yıkıcı, şok edici, provokatif eserler vererek sıradanlıktan kaçmaya ve özgürlük alanı yaratmaya çalışır. Dekadans aynı köklerden doğmuş ve sembolizmin öncülü olmuşsa da aralarında bazı farklar vardır. Sembolist sanat daha üst bir dil kurmak suretiyle örtük ilişkilerin ve temel gerçeklerin ifade edilebilmesi amacını taşır. Dil ve semboller bunun bir aracıdır. Doğaya geniş yer verir. Dekadans sanat ise doğayı küçümser. Dili yaratıcılık aracı olarak görür. Ortaya çıkılması gereken bir gerçeğin varlığına inanmadığı gibi böyle bir yaklaşımı küçümser.